Nesine TV'de Euro 2020 B grubundayız. B grubu sadece aslında liderlik savaşı ya da gruptan kim çıkar, kim sonuncu olur için değerlendirilmemeli aynı zamanda turnuvanın şampiyonu adaylarından biri Belçika'yı içinde barındırıyor. Belçika'nın Rusya ve Danimarka ile beraber liderlik için savaşıp liderliği alıp e, yoluna devam edebileceği bir grup gibi duruyor. Dışarıda kalacak takım da sanki Finlandiya gibi takım takım bakmakta fayda var. E, tabii ki 2014'ten beri katıldıkları bütün turnuvaların hem e, en önemli adaylarından bir tanesi. Hem zaman zaman da plaselerinden yani gizli favorilerinden bir tanesi oldu Belçika. Bununla beraber tabi uzun süredir Eden Hazar'dan istediğini alamayan bir takım. Özellikle Eden Hazar'ın son dönemde Real madde gittiğinden bu yana hem kulübe hem de milli takıma katkısı çok fazla değil. Fakat onun yokluğunda Tabii ki hem baktığımızda kardeşi Torgan Hazar çok etkili bir performansa ulaştı. De Bruyne önderliğinde Tielemans'ın ve Witzel'in enerjisiyle kurulan bir orta saha var. Bununla beraber tabii ki Lukaku inanılmaz formda geliyor ve hem kanattan ceza sahasına gelebilecek skor üretebilecek oyuncuları var. Hem de Lukaku işlemediğinde Benteke gibi, Batshuay gibi ona yine alternatif olabilecek 9 numaralar var. Bununla beraber tabii özellikle savunma konusunda Biraz yaşlanmış olsa da e, o altın jenerasyonun oyuncuları Kastanya gibi, Dineyer gibi çok yetenekli ve formda isimler var. Dolayısıyla Belçika hem bu grubu lider bitirecektir hem de tabii ki e, turnuvada ilerlemesi beklenen favorilerden bir tanesi olacaktır. İkinci sıra kime gidecek bu önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Bence Rusya'nın önünde Danimarka burada ön plana çıkıyor. Çünkü Kasper Hülman'la beraber e, her ne kadar gol yollarında zaman zaman kısırlaşsa da özellikle savunma konusunu çok iyi yapan bir takım. E, i̇yi bir kalecileri var, sağlam fiziksel yönü çok güçlü bir savunması var. Bununla beraber orta sahada Pierre-Emile Høi gibi her gibi muazzam performansı ve Eriksen'in yaratıcılığıyla beraber iki tarafı da yapabilen bir e, takım var ortada. Ama tabii ki e, hücumda özellikle hem 9 numara rolüyle oynayabilecek isimler hem de kanattan getirebilecek, e, skor getirebilecek isimler zaman zaman tıkanabiliyor. E, bu da ciddi bir e, soruna e, beraberinde getirebilir tabii. Ama e, Danimarka Rusya'nın bir adım önünde. ikinci sırada gruptan çıkabilir gibi duruyor tabii. Ne kadar ilerlerler onu göreceğiz. Rusya diğer Artem Duvaya çok bağlı bir takım hücum anlamında. Alexander Golovin Monaco'da inanılmaz bir performans çıkardı. Onu es geçmemek lazım. E, fakat biraz tecrübesiz bir. Ee, yeni takım gibi duruyor ee, tecrübeli oyuncularla beraber aslında e, harmanlamaya çalışılan bir takım fakat Polonya karşısında da gördük zaman zaman çok iyi oynayan fakat zaman zaman da çok edilyen kalan bir e, ekip gibi durdu Rusya özellikle Polonya karşısındaki Polonya'nın e, tempo yaptığı dönemlerde onlara çok fazla e, ayak uyduramadıklarını gördük e, bununla beraber tabi e, Finlandiya grubun yine e, sadece grubun da değil tabii, ilk kez katılması itibariyle e, turnuvanın enteresan ekiplerinden bir tanesi Finlandiya e, enteresan bir teknik direktörleri var. Çok Mütevazı bir kadroları var. Biraz e, Pukki'ye bağlı bir hücum hattı var. E, yine fiziksel sert bir takım. E, Radetski iyi bir kaleci belki. Fakat yine de e, ya sürpriz yapmaya çok yakın gibi durmuyor. Mesela e, bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'nın yaptığı o sürprizi yapmaya çok yakın durmuyorlar açıkçası. E, grubun sonuncusu olma ihtimalleri çok yüksek. Finlandiya grup sonuncusu olur. E, fena bir seçenek değil gibi duruyor. Belçika liderliği alır. Yine hiç fena bir seçenek değil gibi duruyor. E, bununla beraber Rusya ve Danimarka'nın e, çıkmasında. da Bekleyebiliriz. Grubun e, beklediğim sıralaması hani Belçika e, lider olarak bitirecektir. Danimarka ikinci sırada ve Rusya'da yine e, en iyi üçüncüler arasında e, hem üçüncü sırayı alıp ilk dörde üçüncüler arasında girebilir hem de tabii ki yoluna devam edebilir gibi duruyor Finlandiya elenirken.